Merhaba sevdiğim, saydığım canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Ölebilirim adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Yani merak etmeyin, ölmeyeceğim şimdi de. Çok enteresan bir şey okuyordum Luka suresinde. İsa daha bebekken Musa'nın şeriatına göre Kudüs'e götürülmesi gerekiyordu. Adanması gerekiyor. Hak'a adanması gerekiyor. Çünkü ilk çocuk olarak hem erkek olarak Hakk'a adanacaktı. Nasıl? Bir kurban tılanacaktı. Ama fakir oldukları için Meryem'le Yusuf normal bir kurban sunamadılar. Bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu olabiliyordu o zamanlarda kurban olarak. Onu sunacaklardı. Kudüs'te Şimon adında erdemli ve hak yolunda sadık bir adam vardı. Mesih'in İsrail'e gelip onu kurtaracağı zamanı bekliyordu. Kutsal ruh onun üzerindeydi. Ve Şimon'a Mevla'nın göndereceği Mesih'i görmeden ölmeyeceğini ilham yoluyla bildirmişti. O gün kutsal ruh Şimon'u Beytül Makdis'e yönlendirdi. Meryem'le Yusuf, Musa'nın şeriatına göre bebek İsa'yı Hak'a adamak için Beytül Makdis'e getirince Şimon oradaydı. Bebeği kollarına aldı ve Allah'a hamd ederek şöyle dedi. Ya Rab, bana verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Hazırladığın kurtuluşu bizzat gördüm. Ki bu kurtuluşu bütün halklar için hazırladın. Bu bebek diğer milletleri aydınlatacak. Senin halkın İsrail'e şan ve şeref getirecek nurdur, dedi. İsa'nın ana babası Şimon'un bebek hakkındaki sözlerine şaşıp kaldılar. Şimdi ben biraz Şimon'u anlıyorum. Çünkü Mesih hayatıma girmeden önce bir anlamda hep bekliyordum ve girince hayatıma dedim ki artık ölebilirim. Nasıl olsa o tarafa gideceğim, onun yanına gideceğim daha iyi. Onun için ölebilirim dedim. Evet, deyişe geçelim. Bir altyapı oluşturdum, onunla çalacağım. Bana verdiğin sözü tutun, huzurlar içinde ölebilirim. Mesih'i gösterdin, beni avutun, artık buradan vefat edebilirim. Mesih'i gösterdim, beni avutun, artık buradan vefat edebilirim. Çünkü hazırladığın kurtuluşu gözlerimle gördüm, hissettim huşu. Kalbimde duyuldu Hak dokunuşu, artık bu dünyadan
göçebilirim. Kalbimde duyuldu Hak dokunuşu, artık bu dünyadan göçebilirim. Kervanım halklara görünecektir, nurundan her can aydınlanacaktır. Erenler yücelik kazanacaktır. Artık ben Hak'a yürüyebilirim. Erenler yücelik kazanacaktır. Artık ben Hak'a yürüyebilirim. Evet, bir anlamda Mesih'i gördük, artık ölebiliriz, Hak'a yürüyebiliriz. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum da yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.